Günaydın, iyi sabahlar. Paranın rotasıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız içeride ve dışarıda yaşananları. Özlem Doğaner, günaydın. Günaydın. Erdoğan Toran, günaydın. Günaydın. Önce bir gündem başlıklarımıza bakalım. Daha sonra da konularımızı konuşmaya başlayacağız. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Esnafa destek konusu merakla bekleniyordu. Ve bu toplantıdan, kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Esnafa 5 milyar lira hibe desteği verilecek. Bunların içinde neler var? İşte gelir kaybı desteği var örneğin. 3 ay 1000 TL. Diğer taraftan kira desteği var. Ayrıntılarına birazdan bakacağız. Stopaj ve KDV desteği var. Turizm sektörüne destek var. Bu desteklere de birazdan bakacağız. Diğer taraftan dün Amerika Birleşik Devletleri'nden S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin savunma sanayisine hedef alan yaptırımlar açıklandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yaptı. ABD yaptırım kararına bir kınama geldi. Buna ilişkin detayları, tepkileri aktaracağız. Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz dedi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engellemeyecektir dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkilemez dedi. Türkiye'den tepkiler var. Bunun da konuşacağız. Diğer taraftan asgari ücrette ikinci toplantı bugün başlıyor. Yakından da takip ediyoruz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde, TİSK ev sahipliğinde yapılacak. Üçüncü toplantı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu yani Türk İş ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Yakından takip ediliyor. Biden'ın başkanlığı resmi olarak onaylandı. Dün gelen yine sıcak haberlerden ve OPEC küresel petrol talebi 2021'de %6,6 oranında artacak dedi. Bunlar gündemin sıcak başlıklarıydı. Gündemin başlıklarında bunlar vardı. Önce isterseniz dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yaptırım kararı S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin savunma sanayisine hedef alan yaptırımlar. Dediğim gibi mesajlar da geldi. Hem Dışişleri Bakanlığı'ndan hem Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı'ndan. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları vardı. Bununla başlayalım. Daha sonra da devam edelim. Elbette. Bir NATO ülkesi olarak ve iki müttefik olduğu söylenilen ülke olarak bu karar kabul edilebilir bir karar değil. Ankara'da zaten bu konuda çok net mesajını verdi. Tek taraflı dedi, reddediyoruz dedi. Ve yani hani sebep olarak gösterilen de S-400 alımı Türkiye'nin. Bakalım S-300'leri, S-400'leri dünyada kimler kullanıyor? Evet. Pek çok ülke var. Onlara yönelik yaptırım neden yapılmıyor. Bu böyle bir gerçekten tarafsızlık gözetilerek yapılmış bir alınmış bir karar olmadığı ortada. Şimdi bir başka yönden bakacak olursak aslında 2 yıldır konuşuluyordu. Şöyle yaptırım olacak, böyle yaptırım olacak diye konuşulurken artık en nihayetinde bir şey olacaksa ne olacağını görmüş olmak bizim açımızdan aslında bu belirsizliğin sona ermesi ve her alanda tehdit olarak kullanılmasından bir anlamda kurtulmuş olduk. 12 katsa kapsamında uygulanabilecek 12 yaptırım olabilirdi. Bunların içindeki en hafif uygulamalar diyebiliriz ama elbette kabul edilebilir değil. Savunma Sanayi Başkanı'na yönelik önemli Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve tabii 3 yetkiliye daha önemli yaptırımlar geliyor. İşte oradaki mal varlıkların dondurulması, vizenin dondurulması gibi. Ben orada mal varlıkları olduğunu da düşünmüyorum zaten. O yüzden bu göstermelik bir o kısmı hiç de önemli olmayan bir yaptırım. Teknolojiyle ilgili ihracat konusu var. Bu noktada da şunu söylemekte fayda var aslında. Türkiye ne zaman bu konuda bir ters tavır görse, bu konuda zorlansa ne kadar önemli adımlar attığını gördük. Savunma sanayide şu anda yerli üretim o kadar önemli bir noktada ki artık İHA'larıyla SİHA'larıyla bölgenin en güçlü ülkelerinden birisi bu anlamda. Hatta işte dünyada kendi İHA'sını üreten 6 ülkeden biri bildiğim kadarıyla. En son özellikle Suriye sınırında güvenlik nedeniyle kendi sınırlarımızı korumak için yaptığımız operasyonlarda görmüştük ki
Kullanılan mühimmatın %80'ine kadarı yerli yapımdı. Artık kendi tanklarımızı, tüfeklerimizi, gemilerimizi, uçaklarımızı üretebiliyoruz. Bu aslında tamamen bu biraz da dünyanın bizi zorlamasıyla gelinen noktalardan birisi. Yerli üretimin şart olduğu görülünce aslında biz daha proaktif davranarak çok hızlıca özellikle savunma sanayinde bu adımları attık. Yerli ve milli üretim dediğimiz konu aslında Türkiye'de daha çok savunma sanayi ile başlamış ve devam eden konulardan birisi. Bu nedenle bu konuda doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir endişem yok. Çok daha güçlü bir şekilde Türkiye bu işten çıkacaktır özellikle yerli üretim konusunda. Bir endişe de olacağını sanmıyorum. Ama iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda bundan sonra özellikle yeni bir başkanla devam edilecek. Nasıl bir yapı olur, nasıl ilişkiler devam eder? Bu konuda Türkiye'ye yapılan bu haksızlık konusunda nasıl bir farklı bir tutum sergileyip kendini bir anlamda yakınlaştıracak adımlar atar Amerika? Bunu göreceğiz ticari ilişkiler açısından. Çünkü bu karşılıklı bir yapı, bu oldukça önemli. Türkiye'de büyük ihtimalle buna karşılık zaten bir karar açıklayacaktır bu yaptırımlara karşı. Bunun karşılığını verecektir. Ama bundan sonraki dönemde bakalım bu bizim ikili ilişkilerimizi nasıl etkileyecek? Asıl orayı merak ediyoruz ama evet. Hani yaptırım alanlarına baktığımız zaman Türkiye'nin korkacağı bir şey yok. Çok daha güçlü çıkacaktır. Dışişleri Bakanlığı'ndan daha sonra gelen açıklamada işte kınıyor ve reddediyoruz bu tek taraflı yaptırımlar içeren kararını açıklamasından sonra şu da belirtildi. Türkiye ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımlar atacak. Uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Türkiye ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir. Bu anlayışla Amerika Birleşik Devletleri'ni bugün açıklanan ve bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz diyor. Şu da belirtiliyor Dışişleri Bakanlığı açıklamasında. Kaldı ki Türkiye bu konuda NATO'nun katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek meselenin siyasi önyargıdan uzak bir şekilde nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir. Açıklaması da önemli. Bu itibarla Amerika'nın konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır. Açıklaması yine önemli. Bir, Türkiye bir NATO ülkesi, önemli bir müttefik. Bu bölgede Amerika'nın ve dostlarının önemli müttefiği. Diğer taraftan baktığımızda Türkiye bu anlamda geçmiş tarihten bu yana savunma sanayisini güçlendiriyor. Bahsettiğin gibi işte İHA, SİHA, helikopter, uçak bu konuda ne kadar doğru bir yolda olduğunu aslında bir kere daha gösteriyor. Çünkü bunlar böyle bir hani sopa gösterme gibi şeyler. Bunlara maruz kalmamak için sizin kendi teknolojinizi geliştirmeniz. Hem milli ve yerli kendi teknolojiniz size ait hem de dışarıya para ödemiyorsunuz. O anlamda iki anlamda da önemli. Hakimiyet de sizde. Hem de bundan para kazanıyorsunuz hatta satarak. Türkiye şu anda İHA'larını, SİHA'larını dünyanın her yerine satıyor. Bu önemli. Bir de belirttiğin konu NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor. Hı hı. NATO üyesi. Üç ülkede. Kimler bunlar? Yunanistan, Bulgaristan, Slovakya. Evet. Bu üç ülkede S-300 kullanılıyor. Yani S-400'ün bir alt modeli. Hatta daha 10 Kasım'da Yunanistan S-300 sistemini denemiş. Akdeniz'deki Girit Adası'na konuşlu. Amerika ile Yunanistan ortak askeri tatbikatında kullanılmış. Yani o kadar anlaması güç ki. Evet. Gerçekten güç anlaşılması. Ama tabii her kararın bir sonucu da olur. Bundan sonraki dönemde de Türkiye'de ona göre davranır. Yani sonuçta Türkiye'nin bulunduğu nokta, ulaştığı çevre, bölge ne kadar kilit noktada olduğunu, ne kadar önemli bir noktada olduğunu gösteriyor aslında. Bu bence sadece S-400 meselesi değil aslında. Bundan sonraki dönemde de atılacak adımlar konusunda bir önünü kesme çabası olarak görüyorum doğrusu bunu. Çünkü Türkiye'nin işbirlikleri her alanda
diğer ülkelerle de devam edecek gibi görünüyor. Biraz böyle hani tabiri caizse aba altından sopa gösterme derdi. Çok daha önümüzdeki döneme ilişkin, daha doğrusu çok daha farklı anlaşmalar yapılmasının önünü kesmek için belki de. Ama bu dediğim gibi Amerika için de çok ciddi ve kötü bir sınav. Evet. Diğer taraftan mesela S-400 konusunda anlaşma sağlanan, Türkiye ile bir anlaşma sağlandı. Hindistan var mesela, görüşülen ve anlaşma sağlanan. Hindistan'da da çok konuşuluyor bu konu. Suudi Arabistan var, S-400 kullanacak. Türkiye hava savunma sistemine ihtiyacı var mı bulunduğu bölge itibariyle? Elbette. Elbette, çok çok ihtiyacı var ki bulunduğu bölgeyi düşündüğünüzde çok fazla ihtiyacı var. Amerika'ya gidilip Patriot konusu konuşulmuş mu? Konuşulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha da önce de söylemişti. Ama vermemişin. Dolayısıyla Türkiye'nin de böyle bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Sonrasında kendi sistemini muhakkak Türkiye'de oluşturur. Yani o noktaya da muhakkak gelir. Ama anlaması güç. Erdoğan Turan piyasa açısından bir... Hiçbir etkisi yok. Biz sadece dün akşam mesela çifte standart nedir, nasıl yapılır bunun cevabını gördük. Nasıl bir örnek olarak. Örneklerini saydım. Bu S-300 sistemleri başka ülkelerde de var fakat rahatsızlık yaratmıyor. Türkiye S-400 konusunda Batı'nın istediğini yapıyor olsaydı gene bu tehdit dili, yaptırım dili ortadan kalkmayacaktı. Dün akşam gelen bu karar aslında bizim uzun vadede dünyanın gidişatına dair de Türkiye'nin durduğu yerin ne kadar doğru bir yer olduğunu da gösteriyor. Artık dünya tek kutuplu veya çift kutuplu dünya değil. Ekonomik ilişkiler de, uluslararası ilişkiler de belli bir merkeze dayanarak yapılmıyor. Yapılmamalı zaten. O yüzden bugün S-300, yarın başka bir şey olacak Özdenoğlu dediği gibi. Bu dil değişmeyecek ama Türkiye'de yapması gerekenden vazgeçmeyecek. Piyasa ise bu iş bitti, adı kondu, artık tamam yani geride kaldı düşüncesiyle. Yükselerek karşıladı yani. Dün akşam vadeli piyasa açıktı. Yüksek seviyelerde günü kapattı. Kurda hiçbir şey yok. En azından bu işin adı kondu. Tamam, tatsız bir konu ama artık bu konuyu böyle dönüp dolaşıp önümüze sunmayacaklar. Pişirilip getirilmeyecek. Yani, ya da buradan da çok büyük bir şey, bela çıkacak Türkiye'nin başına gibi bir düşünce varsa o da bu şekilde bertaraf edilmiş oldu. Bir belirsizlik tırnak içinde neyse o ortadan kalktı. Onun rahatlığını gördüm ben dün akşam piyasalarda. Evet, çok fazla pişirilip getirildiği zaman tadı da kaçıyor zaten. Tadı da kaçmıştı. Şöyle de bir durum var tabii. Dünya, Türkiye'nin çok önemli bir manifestosu var dünyaya karşı. Dünya beşten büyüktür diyen bir lider var. Ve en nihayetinde bunun hani bu pek çok da aslında sessiz kesimin sesi olarak yükseldiği için bu dünya beşten büyüktür'ün mutlaka karşılığında bu tip atılımlar, kendilerince adımlar da gelecektir. Ama dünya beşten büyüktür gerçekten. Yani hani bu değişmiyor. Bunu da gösteriyor Türkiye. Her gün bir başka adımla gösteriyor. Dünyanın başka ülkeleri de gösteriyor aslında. Belki de bu pandemiyle birlikte önümüzdeki dönemde çok daha hızlı bir değişim gerçekleşecek. Ve belki de o G20 sıralamalarında çok önemli değişimler olacak. O yüzden bundan sonraki dönemde o G20 sıralamalarındaki değişimin de önünü kesebilmek için o yerlerin eski sahipleri, orayı daha sağlam, daha doğrusu koltuktan kalkmamak için daha farklı adımlar atacaktır. Bunları tüm dünya ülkeleri için görebiliriz. İşte bir yandan mesela Amerika'nın Çin'le mücadelesini de yıllardır izliyoruz. Oraya da yapmadığı yaptırım kalmadı. Ama görünüyor ki Çin'de bunun karşılığı yok. Evet. Yani etkiliyordur elbette. Daha hızlı birinci olacağına, daha yavaşlıyordur belki ama yine de bu gerçeği değiştirmiyor. O yüzden önümüzdeki dönemde ya kimin ne dediği, ne yaptırımı uygulamaya çalıştığı ya da önümüzü ne kadar kesmeye çalıştığının öneminden çok, yani ona takılmaktan çok aslında biz ne yapmak istiyoruz, nereye gitmek istiyoruz ve nasıl çalışıyoruz, buna bakmamız lazım. Şimdi son pandemi döneminde de gördük mesela. Bütün dünya maske ararken Türkiye bir anda farklı farklı üretim yapanlar bile, yani küçük ev aletleri üretenler bile bir anda maske üretir hale gelebildi. Ve böylece aslında oradaki açığı kapatma şansı elde etmiş oldu. Şimdi çok dinamik bir sanayimiz var, dinamik bir iş dünyamız var bu anlamda. Proaktif kararlar alan bir yönetimimiz var ve çok dinamik bir nüfusumuz var. O yüzden hani diğer ülkelerle karşılaştırarak bu yaptırımların sonucunu aynı şekilde beklememeleri gerekir. Ama Türkiye'yi ne kadar doğru okuyorlar bu konuda zaten
çok büyük bir soru işareti var. Türkiye'nin doğru yolda olduğunu gösteren ve bu konuda ısrar etmesi gerekiyor. Hangi konularda? Bir, bahsettiğimiz gibi savunma sanayindeki yerlilik, diğer taraftan enerji. Hep farkındaysanız hep bu yönlerden böyle bir baskı veya aba altından sopa gösterme oluyor. Ya enerji oluyor zaman zaman, bazen de işte savunma sanayi olabiliyor. Türkiye ne yapıyor son yıllarda? Bu iki konuya özellikle eğiliyor ve bu iki konu üzerinde yerliliğin, diğer taraftan bağımsızlığın, savunma sanayinde bağımsızlık, enerjide bağımsızlık üzerinde duruyor ki çok kritik iki konudan bahsediyoruz. Şimdi bu enerji demişken Nahçıvan'a bağlayacaksın diye düşünmüştüm. Oraya bağlayalım. Bağlayalım. Türkiye Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın imza töreni var bugün. Çok önemli. Evet. İki ülke arasında, yani bu önümüzde geçtiğimiz şu kısa süre içerisinde aslında Azerbaycan ve Türkiye'nin o birlikteliğinin ne kadar önemli olduğunu görmüştük. Şimdi onun da aslında bir nişanesi gibi bir imza töreni yapılacak. Nedir? Böylece Nahçıvan yaklaşık 500 bin civarında bir nüfusa sahip ve yıllık doğal gaz tüketimi yarım milyar metreküp. Tamam. Şimdi bu Karabağ'ın işgalinden sonra Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşan hatlarda problem vardı. İşlevsiz hale gelmişti ve İran üzerinden doğal gaz alıyordu. Şimdi burada Türkiye Nahçıvan doğal gaz projesi hayata geçecek. BOTAŞ ve SOKAR yetkili kılınıyor bu konuda. Nahçıvan'a kesintisiz doğal gaz sağlanmış olacak bununla. Iğdır'dan Nahçıvan'a ulaşacak bir doğal gaz hattından söz ediyoruz. İhtiyacın tamamını karşılamış olacak. Iğdır'dan Nahçıvan'a. Evet. O yüzden oldukça bu yeni hat oldukça önemli olacak ve her şeyden öte o bağı güçlendirecek, o köprüyü güçlendirmiş olacak. Ve hani hep diyorduk ya, aslında bu yol çok önemli bir yol açıldı Türkiye'ye, Kafkasya'ya, Türk Cumhuriyetlerine ve dolayısıyla aslında bu doğal gaz ulaşımında da daha kuvvetli, elimizin kuvvetlendiği bir dönem başladı. Belki daha ucuza temin etme şansı olacak diye, işte bunlardan aslında ilk işaretlerinden birisi gibi görünüyor bu. İran üzerinden gidiyordu. Evet. Artık orası devre dışı kalacak ve Iğdır üzerinden Nahçıvan'a gidecek. Evet. Yeni bir hat kurulmuş oluyor. Evet. Çok çok önemli. Evet. Şimdi buradan da anlıyoruz değil mi Erdoğan'ın şiirin İran'da neden o kadar büyük infiali neden olduğunu. Mesele şiir değil çünkü yani. Evet. Çünkü diğer taraftan o hatla sizin Gürcistan veya İran üzerinden Azerbaycan'a ulaşmaya çalışıyordunuz lojistik olarak. Onlar da devreden çıkıyor. Oraya da bağımlı kalmıyorsunuz. Yani hem Gürcistan hem de İran üzerinden siz, üstte Gürcistan, altta İran üzerinden siz Azerbaycan'a ulaşıyordunuz. Onu da devreden çıkartıyorsunuz. Ama şöyle bir nokta var ki, Türkiye bölgesinde her anlamda barışı tesis etmek için dip duruşunu sürdürüyor. Her anlamda, her ülke için. Önümüzdeki günlerde de bunun karşılığını muhakkak alacaktır. Yani daha önce Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Tanap doğalgaz hatlarından sonra şimdi Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir hat kuruluyor. Bugün de onun imza töreni olacak. Hı hı. Yakından takip edeceğiz. Önemli. Bölge işte, bölge çok önemli bahsettiğin gibi. Biz çok hareketli ve kritik bir bölgede yaşıyoruz. Bu bölgede de son zamanlarda Türkiye'nin belki hani attığı adımlar stratejik olarak bölgeyi toparlama anlamındaki gücü önemli. Dikkat çekiyor. Şu pandemiyi de atlatırsak. Az kaldı. Buna yönelik de dün kabine toplantısı çok yakından takip ediliyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu dedi ki kira desteği seçeneği ve bunun dışında başka seçeneklerde masada görüşüyoruz. Kabine toplantısı sonrası açıklanacak dedi. Yakından takip ettik biz de kabine toplantısını. Ve burada bir takım destekler çıktı, mesajlar çıktı. Önce destekleri konuşalım, sonra özellikle TL, enflasyon, yabancı yatırımcıya mesajlar, o konuları da detaylandırırız. Önce tabii ki esnaf zarar gördü. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de esnaf bu pandemi döneminde etkilendi. Peki dün ne açıklandı? Gelir kaybı desteği. Bu gelir kaybı desteği basit usule tabi 806.871 vatandaşla kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432.567 esnafa yönelik 1.239.438 kişiyi bulan kesime 3 ay süreyle ayda 1.000 TL
destek ödemesi yapılacak. Bu bir gelir kaybı desteği. Diğer taraftan bu hibe şeklinde verilecek. Kimler yararlanacak? İşte taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokanta, pastane, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler bundan faydalanacak. Geniş kesim, etkilenen kesim. Bir diğer önemli konu kira desteği. O da 3 ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde 500 lira ödenecek. Hibe olarak verilecek. Ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir destek. Yani yaklaşık 5 milyarlık bir destekten bahsediyoruz. Bugün gazetelerin ekonomi sayfalarında da genişçe manşetlerde de yer alıyor. Sabahın ekonomi sayfasına da bir hızlıca bakalım. Başkan Erdoğan 3 ayı kapsayan toplam 5 milyar liralık destek paketini açıkladı. Esnafa devlet şefkati denmiş. 1 milyon 239 bin 438 kişiye ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız diyor Erdoğan. Hibeden bahsettiğim gibi esnaf yararlanacak kesimi ve kira desteği aylık 750 lira büyük şehirlerde, diğer illerde 500 lira kira desteği uygulaması. Önlemler, tedbirler, paketler ihtiyaç olduğu müddetçe açıklanmaya devam ediyor. Bu da esnafın çok yakından takip ettiği bir destek paketiydi. Evet, şimdi 5 milyar liralık hibe desteği diyoruz. Şimdi hibe ne demek? Karşılıksız. Bile alınmayacak. Şimdi bu sürekli şu söylenmiyor mu? İşte para verin, dağıtın. Para dağıtmaktan söz ediliyor değil mi? Hani mesela belki Amerika ne kadar dağıtmıştır? Vatandaşın cebine 1200 dolar koydu. Yani bize de işte vatandaşın cebine para koyun. Evet, vatandaşın cebine para koyun denilen tüm kesim. İşte bu hibe desteği dediğimiz şey bu zaten. Hani öncesinde de zaten bu tip ihtiyacı olanlara bu şekilde destek verilmişti. İşinden uzakta olanlara destek verilmişti. Bu anlamda sıkıntı çekenlere destek verilmişti. Şimdi de yine aynı şeyden bahsediyoruz. Yani devletin 5 milyar liralık bir hibesinden, yani cebe para koymasından bahsediyoruz. Hani bu o kadar küçümsenecek bir durum değil. Böyle bir rakam da değil zaten. Çok önemli bir işten bahsediyoruz burada. Bu hep söylüyorum. Gerçekten sağlık anlamında ücretsiz olması, kapısına kadar her pozitif vakanın ilaçlar götürülüyor olması, o ilaçların maliyeti, vatandaşın tedavisi, bunların hepsi zaten çok önemli bir yük. Ve bunların hepsi ekonominin üzerinde aslında bir maliyet. Bunları hiç hesap etmiyoruz ama. Ve yani hani bunu devlet de hesap etmiyor ve vatandaşıma ben bu sosyal hizmeti götürmek zorundayım diye bakıyor. Diğer ülkelerin aksine bu zaten çok önemli bir destek. Artı sizi evinize kapatıyorum, kapatmak zorundayım, işinizi kısıtlıyorum. Çünkü hani bu salgını önlemek için bir kısıtlama getirmek zorundayım. Siz de bu konuda bir sıkıntı yaşıyorsunuz, o zaman ben de bu konuda destek vereceğim diyor. Bu da çok önemli bir destek. Evet, ihtiyaç var. Evet, çok gerçekten hani bugün çalışmak istese de bir işte kadın kuaförü, erkek kuaförü ya da işte bir okul servisi, pansiyon, servis. Evet, okul servisi, yurtlar, kreşler, hani çalışmak istese de çalışamayan kesimler var ve mecburen evdeler. Evde de kalmak zorundalar bu kalabalığı engellemek, mesafeyi sağlayabilmek için. Bu nedenle de onların işte hem bir anlamda aslında hem onların kirasını ödemiş oluyor, hem kiraya veren o iş yeri sahibinin zora sokmamış oluyor. Belki onunla geçinen kesimler var çünkü. Onu zora sokmamış oluyor. Aslında birbirini etkileyen, dolaylı olarak birbirini etkileyen pek çok sektör. Yani sadece bu buradaki esnaf, sayılan esnaf kesimi ve hizmetler sektörü değil, daha fazla bir şekilde etkilediği kesimleri de ilgilendirmiş oluyor. Senin saymadığın konulardan stopaj var. O evet, da önemli. Bu da bir destek. Bu da önemli bir destek. Yıl sonuna kadar %20'den %10'a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresi 1 Haziran'a kadar uzatılıyor. Yine iş yeri kiralamada %18'den %8'e indirilmişti. KDV oranı orada yine %8 olarak uygulanacak ve 1 Haziran'a kadar devam edecek. Yıl ortasında başlatılan konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde de 1 Haziran'a kadar uzatıma
gidiliyor. Yani aslında burada şunu da görmüş oluyoruz. İkinci bir plan devreye alınmazsa 3 ay içinde esnafın tekrar işine dönebileceği hesap ediliyor. Ama buna rağmen ilk başlarda belki kendisini toparlayamaması ihtimaline karşılık verilen stopaj desteklerinin de yıl ortasına kadar süreceği görülüyor. Yani yine turizmde de aynı şekilde önemli bir destek var. 925 milyon liralık bir katkı var orada da. Şimdi bu benim anladığım şu, devletin ilk planlarında bir 3 ay içinde bu esnafın yani kısıtlamaların artık kaldırılabileceği ve Haziran'dan sonrasında da artık belki hani ilk yarısında yine etkiler görülebilir ama ikinci yarısından itibaren artık her şeyin normalleşebileceği bir ilk plan bu anladığım kadarıyla. Bir sonraki hani bir şey olursa elbette yeni B planları, C planları olabilir ama hani bu desteğin ötesinde bir de böyle bir aslında planlamanın da işaretlerini görmüş oluyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün esnafa yönelik açıkladığı 5 milyar lirayı bulan hibe desteği. O kira desteğinin yani o hani dediğimiz 500-750 lirasındaki kira desteğine ek bu stopaj ve KDV indirimi de o kira desteğini arttıran bir destek konumunda turizmde yer alıyor. Şimdi önemli mesajlardan bir tanesi yani bu toplantıda kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda önemli mesajları da vardı. Bu mesajlardan bir tanesi de Türk lirası konusunda. Özellikle şöyle dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden Türk lirasına çevirerek üretim, istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yatırımlarla mücadelemize destek vermelerini bekliyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Böyle bir çağrıda bulundu. Diğer taraftan Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj oranları düşürülmüştü. İşte 6 aya kadar vadeli de %15'den %5'e, 1 yıla kadar vadeli de %12'den %3'e, 1 yıl üzeri ise %10'dan %0. Yani stopaj alınmayacak. Bu uygulama Mart sonuna kadar devam edecek. Erdoğan Turan bu da aslında hani mevduat faizlerinde bir artış var. Diğer taraftan stopaj indirimi de aslında bu hani getiriyi yükselten bir faktör. Ya da getiriyi azaltan faktörü bir dönem için devre dışı bırakan bir bakış açısı. Yani TL'ye geçmenin, TL tutmanın avantajlarını destekleyecek unsurlardan bir tanesi bu. Burada da bir süre uzatımı var. Şimdi neden vatandaş döviz tevdiat hesaplarında rekor seviyelerde duruyor? Onun sebeplerinden bir tanesi de işte reel faizin negatifte olması. Enflasyonun yukarıda, faizin aşağıda kalması. Salgın döneminde bunu yaşadık. Ekonominin diğer alanlarındaki yarayı sarabilmek için böyle bir döneme ihtiyaç vardı. Şimdi normalleşiyorsak, hele ki önümüzdeki 3 ay bu aşıyla, ilaçla, ilaç haberleri de var belki bahsederiz. Türkiye ve dünya biraz daha normalleşecekse, burada da Merkez Bankası'nın, bizim Merkez Bankası'nın attığı adımlar bugün küçük de olsa bir pozitif reel faiz veriyor tasarruf sahibine. Yeterli midir değil midir tartışılabilir. Neyi beklediğinize bağlı. Senenin sonunda enflasyon ne bekliyorsunuz? Bugünkü faiz oranları size ne vaat ediyor? O ayrı bir hesap gerektiriyor elbette. Ama Merkez Bankası'nın tutumu ben enflasyonla mücadelede adım atmaktan geri durmayacağım. Bu da işte önümüzdeki birkaç ay enflasyon yüksek gelecek ama 2021 yılında bu enflasyonun yavaş yavaş geriye döndüğünü göreceğiz. Bu da TL için farklı bir anlam barındıracak. Tasarruf sahiplerinin reel getirileri için farklı bir anlam barındıracak. Bunu bir gözden geçirin mesajını veriyordu bize. Faiz midir konu? Tek konu faiz mi? Yani dövizde kalmanın veya TL'ye uzak durmanın tek sebebi faiz olamaz. Başka şeyler de var. O başka konular üzerinde de zaten şu anda ekonomi yönetimi ve Adalet Bakanlığı çalışıyor. Reformsa reform. O da geliyor. Yani şu da var. Orada çok ciddi bir katılık var. Kemikleşmiş bir yapı. O kemikleşmiş yapının öyle hemen çözülmesini beklemek zaten mümkün değil. Öyle olmaz. Merkez Bankası da zaten yaptığı açıklamalarda, notlarda görmüştük. Onlar da böyle bir şey beklemiyorlar hızlı bir şekilde. Ama böyle kalırsa bu yapı,
İçeride en azından Merkez Bankası'nın izlediği politikaların etkinliğini azaltıyor bu. Merkez Bankası 3 birimlik atış yapıyorsa, örnek veriyorum, bunun etkisi 2 birim olarak geri dönüyor bize. Orada bir kitlenmeye de sebep oluyor. Er veya geç orada bir çözüm mü olacak? Çünkü şöyle bir şey de var. Bugün yerlinin gördüğü ama gördükten sonra harekete geçmediği bir bakış var. Ama yabancının gördüğü ve hızlı bir şekilde harekete geçtiği bir bakış var. Para girişinden bahsediyoruz. Yaklaşık bir 7 milyar dolarlık işte bir şekilde topladığımız para Kasım ayından bugüne, yani kabaca bir ay. 7 milyar dolarlık bir para girişi var. Swaplarla vesaire TL tarafında pozisyon almaya başlamış yabancı yatırımcı kitlesi var. Er veya geç bu içeride kuru aşağı iter. Çünkü yerlinin fiziki alımlarıyla yabancının farklı piyasalarda yaptığı, işlem yaptığı ya da oradaki güç diyelim bir değil. Dünya spot piyasanın gidişatıyla şekillenmiyor. Vadeli piyasanın, swap piyasasının şekillendirdiği yönle ilerliyor. Öyle olacak, öyle tahmin ediyorum ben. Yabancının girişi bu şekilde devam ederse, pozisyonlanmalar bu şekilde devam ederse yerli de kayıtsız kalamaz. Çünkü şöyle bir şey de var. Hesap yapmak lazım. Bugün enflasyon %14. Tahvil faizi %15 ise bir yıl sonunda ben %15'lik bir getiri alacağım. Peki ben bunu 6 ay sonra değerlendireyim desem. 6 ay sonra ben %15'lik faizi bulacak mıyım? Bu evet. Sorunun sorulması lazım. Bulacağım diyorsanız tamam, bekleyin. Büyük ihtimalle bulamayacaksınız çünkü evet önümüzdeki 3 ay enflasyon yüksek gelecek, faizler de yüksek kalacak ama böyle kalmayacak. Mutlaka geri çekilmeyi bekleyeceğiz, göreceğiz biz Haziran ayı ile birlikte. O yüzden hesap kitap yaparken şu aradaki tatil dönemi, yurt dışı için tatil havası vesaire iyi bir fırsattır diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla mücadele konusunda yine kararlılık mesajı vardı. Geçmişte enflasyonla nasıl baş ettik ve tek hanelere düşürdüysek şimdi bunu tekrar tek hanelere düşüreceğiz, bunu sağlayacağız dedi. Enflasyon konusuna vurgu yapıyor Erdoğan ve işte Erdoğan Turan'ın da söylediği gibi hani 5-6 ay sonra enflasyonu burada bulabilecek misiniz? Bir şey daha çok dikkat çekiciydi bence. Hem Türkiye'deki büyümeden bahsederek aslında 3. çeyrekte büyümenin dengeli, kaliteli ve sürdürülebilir olması asıl önemli olan diyor. Hiç şüphesiz daha düşük büyüme oranlarıyla da makroekonomik istikrarı sağlamak mümkündür. Ama biz büyümeyi ve istikrarı birlikte gerçekleştirmek için çalışıyoruz diyor. Ve bunu da hangi dönemde yapıldığını küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi her türlü zorlu testte yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır diyor. Ve bu reform ekonomide ve hukukta reform paketlerinin de bütçenin meclis genel kurulunda görüşülmesinin tamamlanmasının hemen ardından hızlıca geleceğini söylüyor. Ve yabancı sermayeye de her türlü aslında teşviğin verileceğini söylüyor. Herkese dinliyoruz diyor ve bu adımların da önümüzdeki dönemde atılacağını söylüyor. Yani başta söylediği o kararlı mesajların tamamen arkasında ve biz aslında kimler nasıl sıkıntılar çekiyoruz, ekonomide hangi zorlukları yaşıyoruz bunun farkındayız. İyi yönlerimizi güçlendirmeye, kötü yönlerimizi de yani zor sıkıntılı olan yanlarımızı da düzeltmeye çalışıyoruz diyor. Bu da aslında oldukça önemli mesajlardı. Ama bundan sonraki dönemde büyümenin önceliğini koruyacağını ama istikrarlı bir şekilde enflasyonla mücadelenin de yapılacağını, istihdamın da artırılması için her türlü adımın atılacağını bu mesajlardan aslında anlıyoruz. Evet, bir mesaj daha vardı aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu hani Amerika'dan yaptırım haberi gelmeden evvel, biz Avrupa Birliği'nden yaptırım söylemi değil, tam üyelik sözünü yerine getirmesini bekliyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptırım söylemi değil, terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz dedi. Aslında çok net bir mesajdı. Avrupa Birliği'nin bir tam üyelik sözü, siz onu yerine getirin diyor, yaptırım söylemi yerine. Amerika'ya da bu bölgede bize destek olun, teröre karşı verdiğimiz mücadelede diyor. Aslında çok özetleyici bir cümle. Evet. Net olun, ikiyüzlü olmayın diyor. Evet. Ama maalesef karşımızdakiler pek öyle değil. Bu arada Viyop da açıldı. Orada da %0,30'luk bir artış var. Dolar tarafında da sakin bir seyir var. Güne başlangıç olarak baktığımızda bu da bir gösterge niteliğinde olsa gerek. Tabii ki gösterge niteliğinde. Yani dün onu anlatmaya çalıştım. Paranın yönünü okuyabilirseniz aslında gidişatı siyasi veya ekonomik olarak gidişatı anlamak için güçlü bir ipucu bulabiliyorsunuz. Çünkü buraya
bu parayı bu piyasalara sokan insanlar bütün gidişatı okuyup geleceği de belli senaryolarda şekillendirip bir, nasıl diyeyim, kabaca iddiaya giriyorlar. Ve bu para az buz para değil. O yüzden kenarda köşede oturduğumuz yerden yazmak elbette önemlidir ama bu işe, bu gidişata böyle elinizin taşın altına koymanız başka bir şeydir. Ben elini taşın altına koyanlara bakarım. Yazıp çizmek kolay. Bugün yazdığınızı ertesi gün silersiniz. Fakat bugün aldığınız pozisyonu ertesi gün işler iyi gitmiyorsa zararla kapatırsanız bu daha aciz vericidir. Buradaki unutulur, buradaki unutulmaz. Kaybınızı unutamazsınız kolay kolay. O yüzden işte piyasaların bu gündeme verdiği tepki bizim umurumuzda değil tepkisi şu anda. Normal bir gün. Çünkü hatta bu katsa yaptırma. Dün 1990'dan biri var. Helikopter döneminde işte helikopter istedik vermediler. Patriot istedik vermediler. S-400 aldılar, aldık, tehdit ettiler. Biz 30 yıldır bu tehdit diliyle karşı karşıyayız. Takılacaksak 30 yıldır takılıyor olmamız lazımdı. Böyle bir şey yok piyasalar için. Ama trend belli, gidilen yol belli. Aynen öyle. Güçlü bir akım var ve bu güçlü akım karşısında da hani duramazsınız. Yani böyle bir akım varsa 20 yıldır konuşulan hikayelerin bu akımı kesmesi mümkün olmuyor. O yüzden şimdilik diyelim ne bizim için ne de diğer piyasalar için yılı tamamlamak üzereyken böyle çok yüksek bir risk unsuru herhangi bir yerde yok. Başka bir havadalar şu anda. Evet, piyasada da bunu görüyoruz zaten. Bu arada Amerika'da Biden'ın başkanlığının resmi onay aldığını söyleyelim. Hı hı. Bir de tabii piyasaların en çok beklediği konulardan birisi teşvik paketi tasarısı sunuldu. Orada da yine bambaşka rakamlar, farklı bölüm bölüm işler. Ne oldu? 2 trilyon, 2,5 trilyon. Ya orada işte. Ne oldu? 9-8 milyar olmuş ve bir de ikiye bölünmüş. Ha, ikiye de mi bölündü? Yani ben en son 9-8'de kalmıyor. Kısmı iki parçalıya hazırlamışlar. Hem demokratları hem cumhuriyetçileri de mutlu edebilmek için. Ama ne zaman çıkacak, ne olacak belli değil. Konuşacağız piyasalar. Çin'e gidelim mi? Gidelim. A Para Pekin muhabiri Sadi Kaymaz karşımızda olacak. Hemen Çin'e gidiyoruz. Sadi, merhaba, kolay gelsin. Gündeminde neler var? Asya piyasalarıyla başlayalım istersen, sonra da detaylandıralım. Evet, şöyle bakıyorum. Aslında Asya piyasaların gündeminde de bir defa kongreden teşvik paketi var. Burada da yatırımcılar papatya falı açmaya devam ediyor. Özlem özellikle seni destekleyen nitelikte söylüyorum. Onun dışında şimdi makroekonomik verilerden başlayayım. Çin tabii önemli, hep konuşuyoruz. Toparlanıyor diyoruz ama altını da dolduruyoruz böylelikle. Çünkü Kasım verileri geldi. Orada baktığımda bir defa evvela şunu söyleyeyim. Genel olarak beklentilerle örtüşüyor bütün kilit veriler. Kilit veriler derken neyi kastediyorum? Bir defa her şeyden hemen sanayi üretimi için, bir sanayi ülkesi zaten en güçlü olduğu alanda buydu. Buraya yüklendi. Hep konuşuyorduk sizinle. Eski potansiyelini, potansiyel büyümelerini yakalamıştı. O potansiyel büyüme neydi? 2018'e, 19'a bakarsak %4 ila 6 idi. Oralarda gidip gelirdi. Son aylarda aşırı ısınmıştı zaten. Altın üzerine çıkmıştı. Şimdi baktık ki Kasım ayında %7.0 bulmuş. Yılın zirvesi, son senelerinde yine en yüksek rakamlarından bir tanesi. Konuşuyoruz zaman zaman sanayide ne oldu diye. Tabii sanayinin bel kemiği, örneğin çelik işletmelerine baktığımız zaman tam gaz, otomotive baktığımız zaman otomotiv üretimi keza öyle aynı şekilde. Altyapıya baktığımızda yerel hükümetler COVID döneminde başlattıkları projeleri sürdürüyorlar, hatta icraata geçiriyorlar. Dolayısıyla sanayi üretimi tam gaz. Sanayi üretimi hızlı derken bir şey daha söylüyorduk hep. İş tüketimi aslında beklendiği kadar çabuk düzelmiyor diye. Hala öyle. Hala öyle derken önce geçen senelerdeki oranları söyleyeyim. Sonra potansiyel büyümeyle hemen bağ kurayım. Normalde perakende satışlar tüketimin göstergesi diyeyim. %8, 9, 10 geldiği dönem olurdu ama pek %8'i düşmezdi. Kasım ayına baktığımızda yılın zirvesini gördü. O da %5.0. Her ne kadar tabii mutlak anlamda baktığımızda bardağın dolu boş tarafı diye yaparsak %5 tabii ki şu dönemde dünyanın salgınla boğuştuğu bir dönemde hiç şüphesiz harika bir oran. Ama Çin'in az önce söylediğim gibi potansiyelinden ne kadar saptığına bakarsak, örneğin sanayi büyümesinde yakalamış, aşmış ısınma var ama hala perakende satışlarda, iş tüketiminde beklenen toparlanma gerçekleşmedi. Her ne kadar iyiye gidiş olsa da 5.0, tekrar hatırlatırım.
zaman zaman çift haneleri görüyorduk burada. Bakalım nasıl ilerleyecek? Perakende satışlarda bir düzelme olacak mı? Yatırımlar tarafı var tabii. Sabit sermaye yatırımları da genelde Çin'de %4-%5 dolayında artar. Orada da bir zayıflık var aslında. Yine bardağın boş dolu tarafı mutlak anlamda baktığımızda %2.5 büyüdü yanılmıyorsam ama Çin'in kendi gidişatıyla, kendi kendisiyle kıyasladığımız zaman o da biraz düşük. Orada da aslında yine sanayi üretimiyle bağlantı kuracağım. Şimdi kamu kesimi sanayi işletmeleri bu yatırımları yapıyorlar. Neden böyle söylüyorum? %2.5'un aslında 6.8'i kamu yatırımlarından gelmiş. Özel sektör aslında %60'ını yapardı normalde. Orada %0.8 artmış yalnızca dengesiz demeye getiriyorum. Evet, oranlar hiç şüphesiz çok iyi ama biraz böyle altını oyunca dengesizliklerde görmüyor değiliz orada. Abi peki Merkez Bankası'ndan da önemli adımlar var değil mi? Biraz onlardan da bahsedelim. Aslında o tarafta finans gündemi de çok yoğun Özlem. Şöyle yoğun. Şimdi bir defa yıl sonu geldi, şirketlerin nakit talebi arttı. Olağan bir nakit talebi artış bu. Zaten sezonluk bir artış. Onun haricinde biz seninle çok konuşamadık galiba. Buralarda bir temerrüt rüzgarı var. Tabii ki şirketler pek çok kesimde aslında Covid darbesini yediler. Şimdi tahvil kupon ödemeleri var ya da ana para ödemeleri var. Onları yapamıyorlar. Dolayısıyla onun getirdiği piyasada bir gerilim de var, tansiyon da var, nakde talep arttı. Bu açıdan baktığımızda da biraz piyasada sıkışıklık var. Nakit talebindeki artışın bir sebebi de geçen sene PBOC piyasaya orta vadeli borç verme penceresinden ki bir seneliktir çok fazla nakit enjeksiyonu yapmıştı. Hatırlarsın ki o zaman da ticaret barışı mı olacak, savaşı mı olacak, teknoloji savaşlarını konuşuyorduk. O zaman PBOC piyasayı desteklemişti. Onun vadesi dolmuştu. Bu açıdan baktığımızda da bugün yaklaşık 95 milyar dolarlık vadesi dolan bir destek vardı. Onu piyasadan çekecekti Merkez Bankası. Bu açıdan bir sterilizasyon operasyonu bekleniyordu. 600 dedim Özlem ama o sterilizasyonun ötesinde de 920 milyar yuan verdi. Bir taraftan da hesap yapmaya çalışıyorum. Yaklaşık 140 milyar dolarlık bir enjeksiyon yaptı. Ayrıca da bir haftalık repo penceresini de açtı. Oradan da 100 milyar renminbi oldu. Şimdi sadece hep yuan diyorsun, renminbi diyorsun. Bizim anlayacağımız şekilde çevir diyeceksin. Genel olarak baktığımızda 156 milyar dolar bugün nakit bıraktı. Herhalde bugün 90 milyarın da vadesi geliyordu. Nete baktığımızda 50-60 milyar dolarlık bir net enjeksiyon yapmış oldu. Piyasaları çok coşturmadı. Her ne kadar şu an Şangay artıya geçmiş olsa da genel olarak baktığımızda bir tansiyon var Çin'de tahvil piyasalarında Özlem. Şimdi sadece bu tarafta çok fazla tabii aşı konuşuluyor. Eminim sizin orada da çok konuşuluyordur. Hatta Uluslararası Hava Taşıma Birliği aşı yaptırmayan uçağa binemeyecek gibi açıklamalarda bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Çin'e gelmek de çok zorlaşacak, gelmek istersek tabii, ama hani sen gibi bu tarafa gelmek istersen belki aşı yaptırmak zorunda kalacaksın diyelim. Şimdi aşı meselesine gelmişken biz Japon gazetesinde de Çin'in Almanya'dan 7 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı alacağına yönelik de bir haberi çıkmış. Ne dersin, Çin kendi aşısı dışında dünyadan da aşı alacak mı? Özlem, açıkçası bu haberin detaylarını çok okumadım ama daha önceden görüşmeleri vardı. Özellikle tabii şuna dikkatini çekmek isterim. Fosun buradaki en büyük ilaç şirketlerinden, aşı üreticilerinden bir tanesidir. Kapasitesi var. Onunla özellikle Pfizer'la BioNTech'le üretim konusunda bir takım anlaşmaları vardı. Onun dışında Hong Kong özel idaresi var biliyorsun. Ayrıca bir özel idare daha var. Onlara aşı sağlama konusunda görüşmeler vardı ama bahsettiğin haberi okumadım. Onun dışında tabii Japonya ve Güney Kore çok aktif bu aşı konusunda. İki ülkede çok sayıda aslında aşı üreticisiyle anlaşma yaptılar. Onları bekliyorlar. Güney Kore'den biraz daha somut olarak bahsetmek gerekirse 34 milyon ki nüfusun aşağı yukarı yarısına tekabül ediyor. 34 milyonu Mart ayına kadar aşılamak gibi bir hedef koydular ortada. Onun dışında Güney Kore demişken hemen oradan da biraz salgın konusunda devam edeyim Özlem.
Şimdi hep Güney Kore'yi çok başarılı diye biz bahsediyorduk Güney Kore'den. Neden başarılı diyorduk? Çünkü ekonomik olarak hiçbir zaman tam kapanmaya gitmediler. Kısmen kapandılar. O da çok dozu ciddi olan bir kapanma değildi. Yine keza Japonya'da öyleydi. Tam kapanmaya gitmediler. Fena da götürmediler. Ta ki son geçtiğimiz haftalara kadar Kore'de birden yüzün altında seyreden vaka sayıları bine çıktı. Bahar aylarında bile bu kadar olmamıştı. Japonya'da da yine 300-400 aralığında giderken birdenbire 10 kat sıçradı. 3000'e çıktı. Hiç bu kadar tavan yapmamıştı. O ülkelerde şimdi birazcık daha fazla biz o kısmi kapanmayı birazcık daha sıkılaştıralım diye tartışıyorlar. Bugün de bundan dolayı özellikle iki borsada sabah saatlerinde satışlar görmüştük. Bir de ilginç not ekleyeyim, sözü tekrar sana bırakayım. Japonya'da tabii vakalar kontrol altında gidince, her şey de iyi gidince Suga geldi ve ben iç tüketimi ve iç seyahatleri teşvik edeceğim dedi. Sübvansiyon politikası başlatmıştı. Biraz tepki doğdu ona, çünkü bu vakaların yükselmesinde birden iç seyahatlerin teşvik edilmesinin, iç turizmin teşvik edilmesinin de bir etken olduğu belirtiliyor. Bu yüzden de kamuoyunda eleştiriler var. Acaba biz çok çabuk mu rehavete kapıldık diye. Peki, teşekkür ederiz Sadi. Sadi Kaymaz'a teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi doyurucu bilgiler, son bilgilerle bize Asya piyasalarından, Asya'da yaşananları aktardı. Bu arada aşıdan bahsetmişken OECD... Bu arada oradaki önemli haber de aslında BioNTech'le Pfizer aşısının Çin'de de üretilebilmesi için tesis konusunda anlaşılması konusunda vardı yani. Hani yine önemli bir haber verdi orada. Evet. Onu da atlamayalım. Çin bu konuda... Sadece evet, almak değil yani. Bir de üretim. Evet. Çin evet bu konuda çok iddialı ve hep girişken yani. Şimdi, hiç fırsatı kaçırmıyor, hiç beklemiyor. Hiç, hiç. Ama şöyle de bir uyarı geldi, bakın OECD'den bunu konuşmuştuk ya. OECD bir uyarıda bulunuyor. Gelişmiş ülkeler diyor, aşıda bütün insanlığı düşünün diyor. Evet. Geçen gün konuşmuştuk. Kanada 40 milyon nüfusu var, 300 milyon doz aşı siparişi var. Amerika Birleşik Devletleri. 300 milyon nüfusu var, 800 milyon doz aşı siparişi var. Almanya yine aynı şekilde. Kanada, Amerika ve Almanya nüfusunun çok çok üzerinde aşı sipariş ediyor. Niçin yoksul ülkelerdeki 5 milyar insanı düşünmüyorsunuz diyor OECD. Ki Birleşmiş Milletler'de, OECD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları vardı. Hı hı. Aşı konusunda adaletli olun. Aşı konusunda sadece kendinizi düşünmeyin, diğer ülkeleri de düşünün şeklinde bir çağrısı vardı. OECD'den de bu konuda bir uyarı geldi gelişmiş ülkelere. Hatırlarsan ilk aşı kullanımı ile ilgili açıklamalar yaptığında Erdoğan, ki özellikle orada yerli aşının Nisan'da üretime geçeceği konusunda açıkladığı zaman, insanlık için kullanacağız demişler. Yani sadece kendimiz için değil, aslında diğer ihtiyacı olanlar için de bunu üretiyoruz demişti. Bu önemli. Yani hep diyoruz ya, böyle her şeyde bir rekabet ortamına geçiliyor. Hemen bunun için de böyle bir daha güçlülerin daha güçsüzleri ezdiği, işte adaletin bozulduğu bir tablo ortaya çıkıyor. Bari sağlıkta yapmayalım. Yani hani tükenen nesil sonuçta kendi neslimiz. O yüzden hani bu anlamda herkesin birbirine destek olması gerekiyor. Mesela şu anda Afrika'da ne yaşandığını hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz. 5 milyar insandan bahsediyoruz. Evet. Yani kime nasıl bulaşıyor, nasıl tedavi görebiliyor mu? Yani sağlıklı içilebilir, kullanılabilir suya bile erişemeyen, temiz suya bile erişemeyen toplumlar var hala. Afrika'da var özellikle. Şimdi oraya daha su gitmeden bu hastalıkların ne durumda olduğunu düşünmek bile istemiyorum doğrusu. Umuyorum tabii tüm insanlık gerçekten artık bu konuda bir işbirliği içinde olur. Ama görünen o ki Zor. Bu pandemi süreci bu adaletsizliği, ekonomideki adaletsizliği, toplumsal adaletsizliği daha fazla derinleştirmiş durumda tüm dünyada. Bir sınav daha verecek dünya. Ama zor bir sınav bu adaletsizlik konusunda. Bugün gazetelerin ekonomi sayfalarında ve dün de bahsettiğimiz, hatta bizim yayın esnasında gelen 4. çeyreğe ilişkin veriler vardı. Sanayi üretimi verisi vardı. Dün sanayi üretimi geldi. Ekim ayında %10,2 beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
Sabah gazetesinin ekonomi sayfasında da dördüncü çeyreğe güçlü başlangıç şeklinde haber verilmiş. Erdoğan Turan, Avrupa'yı takip edeceğiz. Bu sanayi üretim verisi saat işte 10'da geldiğinde biz bu yayındayken konuştuğumuzda sonraki saatlerde Avrupa'yı takip edeceğiz ve oraya bakacağız demiştiniz araştırma servisi olarak da. Evet. Buna ilişkin grafikleriniz de vardı. Belki onu da yıllık olarak alabiliriz. Diğer ülkelerle kıyaslamasını. Türkiye bu konuda ne durumda? İyi bir yerdeyiz. Mesela dünkü sanayi üretim bakımı ile şunu demiştim. Yani %10'luk sanayi üretim bakımı geldi. %0.5 ile %0.7 arasında bir yerde büyüme şekilleniyor gibi gözüküyor. Bizim yurt içindeki aracı kurumlarımız da %1'lik büyüme üzerinde çalışmaya başlamışlar hemen. Evet, dün konuştuğumuz ekonomistler de akşamüstü konuştuğunda hep artık %1'e doğru bir büyüme beklentisine oraya doğru gidiyor. Oraya doğru gidiyor. O yüzden güzel bir haber yani bizim açımızdan. Beklenenin ötesinde bir performans var ekonomik aktivitede. Bir tek son dönemde hizmetler sektörü buna ayak uydurmuyor. Fakat bu bütün dünyada böyle. Yani sadece Türkiye için bir özel durumdan bahsediyor değiliz. Şimdi, evet, bu arada geldi sizin hazırladığınız grafikler. Ben de açtım. İşte şu yaklaşık 10-15 tane ülke var. Bu 15, açıklanmış ülkeler olduğu için bunları aldık biz. Yani aynı periyodun, aynı ayın verileri bunlar. Yıllık son durumda sanayi üretiminde Türkiye şu listenin bir numarası. %10'luk rakamla. Kırmızı olan Türkiye. Evet. Artıdan eksiye doğru gidiyor. Evet. İşte Çin büyük bir üretici diyoruz. Büyük bir dev. Orada son açıklanmış rakam yıllıkta 6.9'luk sanayi üretimine işaret ediyor. İniyor. Daha çok işte Avrupa zayıf burada net görüyorsunuz. Eksiler hep Avrupa tarafında. Almanya %3. Almanya'dan İtalya'dan, İspanya'dan başlıyoruz aslında. İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, İrlanda daha da dramatik. Tabii. Amerika. Evet, daha da kötü. Bir Amerika'da 5,3 daralma. Ciddi rakamlar bunlar. Yani hemen hemen birbirine benzer yakın tedbirleri alıyor devletler. Ekonomik açıdan performanslarsa farklı. Bir de bunun aylık tarafı var. Bu yıllık performanslardı. Aylıkta da Türkiye'nin bulunduğu Portekiz yerde... enteresan. Portekiz enteresan. Evet, yani Avrupa'da... Artta kalabilmiş. Artta kalabilmiş. Evet, artta kalabilmiş. Aylıkta da, aylık sanayi üretiminde de gelişen ülkeler içerisinde Hindistan son rakamda biraz daha iyiydi. Neden iyiydi? Çünkü Hindistan'daki zayıflama, duraksama çok daha yüksek, çok daha şiddetliydi. Oradan dönüşün getirdiği bir katkı da var. Evet. Japonya şaşırtıcı bir şekilde son gelen rakamlar iyi gelmeye başladı. Aylıkta %4'lük bir sanayi üretimi artışı olmuş Japonya'da. Ama şu tablo gösteriyor ki işte Türkiye pandemi döneminde en az hasarla şu dönemi atlatmış ülkelerde ilk 3'e, ilk 5'e rahatlıkla girebiliyor sene sonu itibariyle. Ki %1'i konuşmaya başladık. Evet. %1 büyümeyi konuşmaya başladık yıl sonu için. Piyasaların açılmasına da az bir süre kaldı. Evet. Nasıl bir başlangıç göreceğiz piyasalar tarafından? Nasıldı dün? Avrupa tarafında, İngiltere dışında artıda bir kapanış gördük Avrupa'da. Amerikan piyasalarında da Dow Jones ve S&P düşüşteydi. Nasdaq bir tek artıda kapanmıştı. MSCI Türkiye Endeksi dün %1.2 yükseldi. Güzel bir performans. İşte son bir aylık periyotta Borsa İstanbul'da TL bazında %25'lik bir yükseliş var. Dolar bazında %32'lik bir yükseliş var. 1,5 ay düzelteyim. Son 1,5 aylık dönemde. 1,5 ayda? 1,5 ayda. TL bazında %25, endeks için söylüyorum bunu. Dolar bazında %32'lik getiri. Muazzam bir getiri yani. Hele ki dolar bazındaki getiri çok daha yüksek. Bu gücü de koruyormuş gibi gözüküyor ama yavaş yavaş da işte büyümeyi sene sonunda %1 için konuşuyorsak denklemlerde de bir ufak tefek değişiklikler olması gerekiyor. Biz seneyi %1'lik bir yerde büyümeyle kapatıyorsak bunun 2021 için anlamı başka olacak. Bu sefer yine şirket değerlemeleri veya sektörel farklılıkları tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü önümüzdeki yılın hikayesi büyüme. Şirket karlılıklarının artıyor olması lazım. Yüksek seviyelerdeyiz. Rekor. Bugün dün itibariyle yanılmıyorsam 13. rekoru kırdık üst üste. 13 rekor. Her akşam kapanışta rekor diye biz son saniye, son dakika geçiyoruz. Rekor kırdı. Şimdi bu rekorlarla devam edecekse TL bazında Borsa İstanbul, şirket karlılıklarının artacak olması beklentisi olması lazım. Hı hı. Büyüme olacak diyorsak bu olmalı, olacak. Ama ne kadar olacak? Hangi sektörler daha fazla büyüyecek? Bugün şirketlerin fiyatlarıyla gelecek dönem kazançlar arasındaki uyum nerede? İşte fiyat kazanç oranı dediğimiz rakamlar Türkiye için de öyle çok düşük değil.
O yüzden ciddi bir dönüşüm yaşadı son 1,5 ayda Türk varlıkları, Türk borsası. Devamı için de, bunun devamını beklemek için de sebeplerimiz var. Yeter ki büyüme ile ilgili, bu büyümeyi geciktirecek küresel bir sıkıntıyla baş başa kalmayalım. Yani Türkiye'nin iç gücü, Türkiye'yi rahatlıkla %4'ün üzerinde bir büyümeye götürecek. Yeter ki bu kurduğumuz senaryoda işte aşı kullanılıyor, pandemi Nisan ayı ile birlikte hafiflemeye başlıyor. Üretim tüketim tekrar baharla birlikte geri gelecek. Bu yine enflasyon olacak bütün dünya için, tabii o da başka bir şey. Ama bu hikayeyi satın aldık. Bu bozulmadığı sürece bugün rekor kırar, yarın düşer. Sürekli yükselecek bir halde yok ama trend belli. Bu trendi bozacak bir risk şu an için gözükmüyor. Yön belli, akım güçlü diyoruz. Dışarıdan, yabancı yatırımcıdan ilgi var. Bunun da etkisi var. Her gün yeni bir rekorla güne başlıyoruz. Borsa İstanbul açıldı bakalım. Getirinin doğru adresi aktif portföy, piyasa alarmını sunar. Borsa İstanbul açıldı %0,42'lik artışla 1394 puanda Borsa İstanbul. Yine kırmızısız bir tablo. Evet, güzel bir tablo. Daha da yeşillensin. Bence gün olarak da yani hani bu artıda açılma, yani her gün artıda açılıyoruz, rekorlar kapanıyor ama bugünkü artıda açılmanın tabii başka bir değeri var. Yaptırımlar sebebiyle diyorsun. Evet, başka bir değeri var. Ben size diyorum ki bu yaptırım konusu zaten piyasanın gündeminde değildi. Çok bir şey ifade etmediği için çok önemli değil. Ama bizim gündemimizde reform var. Reformlar var. Bu reformların devreye girmesi Türkiye'de 2021 yılında not arttırımında konuşturtacak bir de o var. Yani şu anda Türkiye yatırım yapılabilir notun çok çok altında. Aşama aşama orada mesafe kat ediyor olması lazım. Bu beklenti de var. Ona da dikkat çekelim. Sadece tek sorun. Yani ekonomi yönetimi değişik kanallar üzerinden normalleşme adımlarını attılar. Bir tek bizim Borsa İstanbul'da açığa satışımız kaldı. Açığa satış yasağı yabancının elini kolunu bir noktada bağlıyor. Piyasalar allak bullakken, yani olağanüstü fiyat hareketleri yaşanıyorken, karamsar tabloda, kaosta bu tip tedbirleri bütün dünya uyguladı. Biz de uyguladık. Hepsi ama sanki artık orada değiliz. Bir de onu çözebilirsek biz, bunu mutlaka borsa yönetimi de yakından takip ediyordur. Yabancılar açısından da o konu gündemden kalkacağı için çok daha rahat işlem yapma imkanı kavuşulacağı için, daha rahat pozisyon alma imkanına kavuşabilecekleri için onun da artısını hissederiz diye düşünüyorum. Normalleşme adımları çerçevesinde. Peki borsayı konuşacağız. Erdoğan Turan diyor ki ekonomide ve hukuktaki reform söylemi yaptırım söyleminin hikayesinin çok üzerinde güçlü. Dolayısıyla işte bunu da rakamlarda görüyoruz. Getirinin doğru adresi aktif portföy, piyasa alarmını sundu. Evet, bir sektörel olarak nasıldı dün ve bugün nasıl bir başlangıç yapıyoruz? Banka hisselerinde %0,44'lük artış var. Sanayi tarafta zaten yükseliş vardı. Bugün biraz negatif başlamış. Ucuz hisse arayışında herkes. Yani olabildiği kadar ucuza alalım ama ucuzluk tek başına yetmeyecektir. İçinde değer barındıran. Hikayesi de olsun. Değer barındırsın. İşte ucuzluğa baktığınız yerde Türk borsasındaki şirketlerin, işlem gören şirketlerin yarısı, neredeyse yarısı inanılmaz yerlerdeler. Çok yüksek fiyatlar var. Bu bazı yatırımcılar için riskli olarak da düşünülebilir. Yabancı yatırımcının ise girebileceği hisse senetleri değil bunlar. Fiyat önemli değil. Derinlik olmadığı için zaten giremezler. Şimdi burada ucuz sektörler neresi kalmış diye bakınca işte pandemide en fazla yer almış sektörler. Bu yanlış bir ezber değil. Bu ezberi biz 6 ay daha konuşuruz. Havacılık, turizm, ulaştırma, hizmet sektörü, bankacılık, burada başlamış bir hareket var. Bunun da devamını bekleyelim. Çünkü burada bir marj var. Aşırı bir değersiz kalma hali var. Bunu gören yatırımcı da bu tarafa ilgi göstermeye başlamıştı. O yüzden zaten biz bankacılık endeks üzerinde işte bir ayda %25'lik TL bazında, %32'lik dolar bazında getirilerden bahsediyoruz. Bu 200 küçük şirketin yaratacağı bir hareket değil. 30-40 tane hisse senedinin büyük şirketin yarattığı hareket bu. Bu da yabancının ortaya koyduğu tavrın sonucu. Yani yabancı ilgisinin getirdiği yer bizi. O yüzden mutlaka işte değer arayışı ve ucuz hisse arayışı devam eder. Orada da bir ezberler belli aslında.
bankacılık sektöründe fırsat var. Bir de salgında beklenenin ötesinde, umut ediyoruz ki beklenenin ötesinde bir sonuç almaya başlarsak, bizdeki hareketlilik biraz daha hızlı, biraz daha önde olmaya devam edebilecek. Para bol. Dünyada likitte sorunu yok. Bunu yaşatmayacak merkez bankaları. Küresel konjonktürde de böyle bir ters dalga gelmeyecekse önümüzdeki 6-7 ay rahatlıkla borsalarım, işte bütün borsaların böyle rekorlar, yüksek seviyeleri konuşturduğu bir dönem olacak. Ama hiçbir piyasa dükkansız gül bahçesi gibi de değil. Çünkü fiyatlamalar, değerlemeler tarafında aşırılıklar var. Bunu göz ardı etmek de mümkün değil. Yeter ki müziği duyuyor olun. Müzik kesiliyorsa herkes kapıya aynı anda koşacağı için orada sıkıntı yaşarız. Tek problem o. Şimdilik görünmüyor böyle bir risk ama yoktur demek de mümkün değil. Peki. Endeksler de bu arada geliyor ekranlarınıza. Bu arada bir de yükselen ve düşen hisselere de bir bakalım. Tamam, en fazla artan. Bu arada o gelene kadar konut satışları da geldi. Konut satışlarında baktığımızda Kasım'da 112.483 konut satışı gerçekleştirilmiş. Bir önceki yılın aynı ayına göre %18,7'lik bir azalma var. Ama tabii biz 6. ayda 7 Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sert yükselişler, hızlı yükselişler görmüştük. Ocak, Kasım dönemine baktığımızda, onu da söyleyelim. Ocak-Kasım dönemine baktığımızda %21'lik bir artış var. Toplam satışı, konut satışı %21'lik bir artış var ve 1.393.335 konuttan bahsediyoruz satılmış. 1.393.335 konut satışı var. %21 Ocak-Kasım dönemindeki. 1.335 Aralık'la birlikte bilmiyorum şu pandemi dönemi nasıl, hani kısıtlama ne kadar etkileyebilir ama geçen yılın üzerine çıkarız gibi görünüyor şu anda. Geçen yılın üzerine çıkar. Geçen yılın üzerine çıkacak. Yani bu da zaten çok önemli bir rakam. İkinci rekor diyebiliriz herhalde. Hatırladığım kadarıyla 2013'tü en yüksek rakam. Önemli bir rakam tabii. Bu kadar hani dünyanın kriz içinde kıvrandığı, yarını bilemediği bir sağlıkla ilgili bir sorunda, bir salgında gerçekten gayrimenkul sektöründe bu kadar büyük satışların gelmesi, konutta büyük satışların gelmesi ve geçtiğimiz yılın ilk 11 ayına göre %20'lik bir artış yaşanması çok önemli bir başarı. Tabii bu başarıda en büyük payda özellikle o faizlerin indirilmesi kısmında o kampanyalar çok önemli bir etki yaptı. Şimdi bu dönemde hani faizlerin yükselmesiyle birlikte tekrar bir pandemi de bir ikinci dalga diyebiliriz artık herhalde. Buna ikinci dalganın yaşanmasıyla birlikte elbette bir miktar düşecektir. %18'lik düşüş bile aslında şu dönem için iyi bir düşüş yani. Çok daha yüksek oranlarda düşüş olabilirdi. Orada şöyle bir şey var. Biz bu rakamı %18'lik düşüş olarak 2019'un aynı ayıyla kıyaslıyoruz. Tabii. 2019'un aynı ayı Türkiye ekonomisinde büyümenin işaretlerinin çok güçlü geldiği, işlerin işte 2020 beklentilerin de yüksek olarak konuşmaya başlandığı dönemi yarattığı heyecandı. Evet. Salgın döneminde ekonomi yönetimi düşük faiz politikasıyla sisteme can suyu verdi. İnsanlar konut sahibi oldular. Zaten almayı hedefledikleri bir şey vardı, eylem vardı. Yani ev alacaktı bu insanlar. Düşük faiz ortamı ciddi bir fırsat yarattı. Bu fırsatı değerlendirirler. O yüzden işte 3 üste 3 ay, 6, 7 ve 8. aylarda çok yüksek satışlar gördük biz. Konut sektörü ellerindeki stoğu erittiler. Yeni projeler için kaynak yarattılar kendileri için. Sistem açıldı. Bankacılık sektörü için de bu bir rahatlama imkanı sağladı. Kamu buradan vergi geliri yazdı. Kazananı çok çok olan bir kurgu oldu bu. Yan etkisi yok muydu? Elbette var. Ama o günün, o dönemin getirdiği sonucun, eyleme konulan sürecin yarattığı katkılar çok daha yüksek. Aynı hızla gitmesi gerekmiyor zaten. Şimdi biz 10. 11. ayda daha düşük rakamlar göreceğiz. Çünkü almak isteyenler zaten aldılar. Hızlı bir şekilde aldılar. Konut bulamadınız. Yani alacak ev bulmakta zorluk çekti insanlar. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Elbette talep aynı hızla devam etmez. Ama neticede ekonomi yönetimi sistemi canlı tutmak, canlandırmak için sadece faiz politikasıyla nasıl bir sonuç ortaya çıkartıyor? Bunu da bir ders notu olarak biz çok okuyacağız herhalde. Çünkü salgın dönemini çok okumak gerekecek. Kim ne yaptı?
nasıl tedbirlerle ortaya çıktı ve bu alınan tedbirlerin sonucu ne oldu? Çünkü burada yeni icat edilen bir şey yok. Yani dokunabileceğiniz alanlar belli ve küçük bir dokunuş büyük bir geri dönüş yaşattı Türkiye için. Bu da aslında içerideki gidişatın yani küçük dokunuşlar Türkiye ekonomisindeki büyük farklılıkları getirebiliyor. Sadece aşırıya kaçmamak gerek. Yani burada da zaten Merkez Bankası daha sonra ne yaptı? Faizi yükseltti. Ama konut sektöründen şunu biliyoruz. %1'ler civarındaysa faizler, konut faizleri, insanlar Türkiye'de ev almaktan vazgeçmeyecekler. Evet. Yani birinci öncelik işte ev alayım, araba alayım, işte daha sonra tasarruf ederim. Neyse. Bir öncelik değişmeyeceği için kısa sürede bu sektörün canlılığı da öyle. Sadece faiz ündü çıktı, bu dalgalanmayla okunması mümkün olan bir sektör değil. İpotekli konut satışı Ocak-Kasım döneminde %98 artmış. İnanılmaz bir art. Diğer satış türünde baktığımızda %3,4'lük düşüş var. İpotekli satış %98. Dediğin gibi bu konut sektörü eldeki stoğu eritti, ev sahibi olunmasını sağladı, konut sektörünü canlandırdı. Bir de desteklediği bir sürü yan sektör var. 200'ün üzerinde, hatta 250 sektör var. Yan sektör var. Bir de bu döneme kadar hep şunu tartıştık ya, sanayi mi inşaat mı? İkisinden birisi seçilmesi gerekiyormuş gibi. Hep böyle bir sanayi ile inşaat arasında bir tartışma olur biliyorsun. Evet. Şimdi bu dönemde gördük ki hem inşaat da gayet iyi gitti, sanayi de gayet iyi gitti. Yani birlikte de olabiliyor. İkisi de dengeli bir şekilde olabiliyor. Burada dengesizlik unsuru şu. Şu anda bu kadar konutun hızlı bir şekilde satılıyor olmasının sebebi aslında hangi konutlar satıldı? Stoktakiler daha fazla satıldı. Ve onlar da daha çok aslında orta gelir grubuna hitap edenler oldu. Şimdi Türkiye'de bu konuda konut üretimi konusunda da bir aslında planlama yapılması gerekiyor. Ve herkesin böyle daha fazla para kazanacağım iştahıyla daha lüks konut üretiminden vazgeçmesi gerekiyor. Kimler müteahhit olabilir, kimler bu inşaatları yapabilirler konusunda önemli düzenlemeler geldi. Ama kimlerin ne tür bir inşaat, ne tür bir konut üretimi yapacağı konusunda düzenlemeye de ihtiyaç var. Çünkü şu anda Türkiye'nin, daha doğrusu şu anda değil, her zaman Türkiye'nin daha fazla ihtiyacı olan alan orta gelir grubuna yönelik olan konut üretimi. O yüzden orada da yeni bir planlamanın yapılması şart. Ama 11 ayda bu rakam çok önemli. İşte 112 bin konut satışı. Bir 112 bin daha gelirse bu kesinlikle geçen yılın çok daha üstünde bir rakam olacağını gösteriyor. Hatta rekora da yaklaşır gibi görünüyor. Önemli. Ev demişken bir şey ekleyeyim mi? Buyur. Dikkatimi çekti. Dün şimdi Google ve YouTube'da bir saatlik bir kesinti oldu ya, akıllı evler kilitlenmiş. Yani akıllı evlere girememiştir insanlar. Bu çok enteresan bir durum. Yani bizde önümüzdeki dönemdeki tabloyu gösteriyor aslında. Anahtarın açık evine girememiş. Girememiş. Yani hani o Erdoğan bahsetmişti ya, dijital faşizm diye. Hı-hı. Aslında oradaki durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Yani bir de tabii şimdi şey de tartışılıyor. Ocak'ta Dünya Ekonomi Forumu var. Orada resetleme, büyük sıfırlama, resetleme bir şey yapamadım. Büyük sıfırlama diyerek tabir edilen, yani aslında Covid-19 sonrasında bütün düzenin tekrar sıfırlanarak yeni bir döneme girilmesi gibi bir senaryo ve bunun üzerine de çok konuşuluyor. Orada da yine konuşulacak deniliyor ve dün yaşanan hikayenin biraz da acaba onun bir ön gösterisi mi diye de anılıyor. O yüzden böyle bir akıllı ev falan derken onu da söylemek istedim. Enteresan. Akıllı ev, akıllı araba. Evet. Etrafımızda her şey çok akıllı da işte yani kendi içinde risk barındırmıyor mu? Barındırıyor. Barındırıyor. Yani kolaylık sağlıyor. Bir sürü kolaylık sağlıyor ama bazı dönemlerde de öyle sizi kilitliyor ve çaresiz bırakıyor ki. Evet. O anda da tercih etmeniz lazım. Acaba eskisi hani daha mı rahat, daha mı konforlu, bilemiyorum. O tartışma konusu. Evet. Bir bilmiyorum. Başka ev daha var. Bugün biraz bilim okudum. Avrupa Uzay Ajansı Ay'da yaşayacak ilk astronotların evlerini yapmaya başlayacakmış. 10 yıl içerisinde inşaat başlanacakmış. Yani daha doğrusu 10 yılda inşa edilecekmiş. Ay toprağıyla regolit denilen bir toprakmış. İlginçmiş. Bu. Ve silindir yapılar olacak ay üzerinde. Yani
dünyayı bitirdik ve taşınıyoruz gibi bir durum var aslında. Filmler gerçek oluyor. Filmler gerçek oluyor. Astronotlar için. Önce korku filmleri gerçek oldu. Dokunduğumuzu yaktığımız ve hastalık bulaştırdığımız. Şimdi işte o hazırlanan astronotlar için içerisinde. Evet, astronot evi. Astronot Ay'da evi. Astronot evi. Güzelmiş. Ay toprağından. Görüntüleri geldi mi? Fotoğrafları var. Fotoğrafları var mı? İyi, onu o zaman değerlendiririz gün içinde. Evet, ev demişken işte bu çeşit çeşit ev var. Evet yani. Rakamın dışında da hayatın içindeki evler de var yani. Ama bu bir ekleme daha yapmak istiyorum. O biraz önceye geri sarıp. Hani dedin ya, hani sanayi mi, inşaat mı, işte konut sektörü yapılıyor, neden yapılıyor, işte inşaata neden bu kadar para harcanıyor diye de eleştiri vardı. Hani orada senin saydığın hani birçok yan sektörü destekliyor, ekonomiye katkısı da şey böyle yok sayılamaz. Çok ciddi bir ekonomiye katkısı var. Sanayiyi de destekliyor. Yani o hani kapıdan tut da işte armatüre, mobilya, o sanayiyi de destekliyor. Orası ayrı konu. Boya sanayi. Hepsini tabii, bütün sanayiyi de destekliyor. Ama bunun dışında çok çok önemli bir konu. Hani başımıza geldiğinde, sıkıştığımızda da şunu diyoruz. Bizim hani deprem kuşağında yaşıyoruz. Daha sağlıklı, daha güçlü evlere, daha iyi evlere, yeni evlere ihtiyacımız var. Neden daha fazla inşaat yapılmıyor da o zaman da o söyleniyor. Dolayısıyla onu da bir hatırlatmak istedim. Çünkü orada da hani biz bunu hani ezber söylemler, hep burada bu masada konuşuyoruz ya, ezber söylemler işte parayı toprağa yatırmak, inşaat, onun yerine sanayi. Ya orayı zaten destekliyor, sanayi de destekliyor bu ama diğer taraftan da ufacık sallandığımızda bu eski evlerin dönüşmesi lazım, hızlıca değiştirilmesi lazım. O kadar da kolay değil. Bunun için de çabalanıyor. Onu da eklemek istedim. Bitirdik. Peki. Yaptırım nasıl etkiledi konusuna, borsa yükseldi, dolar düştü diyebiliriz. 7.83 oldu dolar. Evet. Düşmeye devam ediyor. İyi etkilemiş. Peki, teşekkürler. Güzel bir gün olsun. Görüşmek üzere.